Yunus Emre, sen ne diyorsun? Şimdi Trabzonspor için bağlandık ama Ronaldo ile ilgili fikrini de merak ediyorum. Sen şaşırdın mı, üzüldün mü bu görüntülere? Merhaba Onur, muhabir arkadaşlarıma selamlar. Yusuf, sen de hoş geldin. Selam. Ya gerçekten üzüldüm yani. Ya tamam, Messi başka bir seviye ama Ronaldo da inanılmaz özel bir oyuncu. Yani Messi mi Ronaldo'cu mu kıyaslaması yapmayacağım burada. Ancak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından bir tanesine bence şu anda çok ciddi bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani insanın hayatında inişler çıkışlar olabilir, bazen dengesizlikler olabilir. Ama en azından geçmişine bir saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu Erik ten Hag'dan başlayacak şekilde hem Portekiz milli takımında yaşananlar, hem Manchester United'da, hem o Bruno Fernandes'in yaptıkları. Ben de seninle aynı fikirdim. Yani Bruno Fernandes'in önce şuna bir bakması gerekiyor. Kendi kariyerinde neler yaptın Cristiano Ronaldo'yla bu kadar kıyas demeyeyim de bu seviyeye getirecek şekilde. Ama Emre'nin dediği de çok doğru. Bu videolar çok rahat bir şekilde yayınlanmadan önüne geçilebilir ve bir şekilde Ronaldo'nun topun önünde bu duruma düştüğünün gösterilmemesi ortaya çıkarılabilirdi. Ama burada bir komplo ve hareket söz konusu bence. Evet. Yani Ronaldo'nun kariyeri şu komployu hak etmiyor. Emre önemli bir konuya parmak bastı. Yani Ben burada komplo var. Biraz Yunus Emre'nin sesini stüdyoda arttırırsak sevinirim. Sence Ronaldo'ya sorulmuş mudur bu Portekiz sosyal medya hesabı paylaşıldığında? O yüzden Emre, sen onu mu kastediyorsun Hayır, aslında? Ronaldo'ya zaten bunu sormaya gerek yok. Yani orada sosyal medya ekipleri bu tip Tabii. bunu Koymayabilirler bu de tip diyor. içerik hazırlarken bakarsın ya, bundan acaba yanlış Sıkıntı olur. anlaşılacak bir Tabii. şey olur mu? Çünkü Kulüpler olumlu etki çok yapıyor yaratmak ya. için koyuyorsunuz bunları. Tabii. Tartışma çıksın diye kulüp Ya kendisi koymaz. belki Bir de tane olsa tamam. Belki de onu istediler işte. Dediğin gibi o menajerin açıklaması, şakalaştılar vesaire ama ikinci görüntüyü Menajer nasıl? Joao Mario. Mario ya, oyuncusu. Heh. Yani ben de oradaydım, duydum Demek dedi de. pardon, Joao oyuncunun dediği gibi yani şakalaşma diye kaynatır gidersin ama ikinci görüntüyü nasıl açıklayacaksın? O da mı şakalaşma diye sorarlar adama. Peki o zaman Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor puan kaybıyla girdi bu araya. Trabzonspor'un da galiba bayağı bir ihtiyacı vardı, değil mi? Takımda bir Kesinlikle. yorgunluk var. Dönüşte kimler yetişecek Dünya Kupası sonrasına? Transfer var mı gündemde? Bir senden dinleyelim. Yani en çok ihtiyaç duyan aslında Trabzonspor'du bence. Çünkü zaten burada daha önce birçok teknik adam belki araya girelim, dinlenelim şeklinde ifadeler kullanmıştır. Ama Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı tam tersi. Araya gidelim, bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Burada özel işleri de yapacağım. O şeyleri değiştirmek adına gereken neyse yapacağız. Oyun planımızsa değişmesi gereken oyun planımız. Oyuncuysa değişmesi gereken oyuncu. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak dedi. Bunu çok net bir şekilde son maçın ardından deklare etti Abdullah Avcı. Yani dolayısıyla o da bugüne kadar ligde geride kalan süreçteki performanstan veya oyun anlayışından tam olarak istediklerini alabilmiş değil. Ve bireysel performans anlamında da birçok oyuncu gerçekten beklenenin çok uzağında kaldı. Yani hem takım genel anlamda bir performans düşüklüğü yaşıyor hem de bireysel performans anlamında biraz sorun yaşanıyor. Ama bu şöyle de bir durum var. Başakşehir'de şampiyon olduğu sezonun ertesinde çok ciddi bir düşüş yaşadı. Beşiktaş'ta şampiyon olduğu sezonun ertesinde düşüş yaşadı. Şimdi Trabzonspor aynı şeyi yaşıyor. Yani bu bir sendrom olarak mı aktarılacak yoksa bir rehavet olarak mı aktarılacak? Bunun içinden açıkçası tam bilimsel açıklamasını bilmiyorum ama son dönemde bu çok fazla yaşanmaya başladı ülke futbolunda. Tabii sezona başlarken böyle bir planlama da yoktu aslında. Yani sezon başında Sayın Başkan Ahmetoğlu 4 veya 5 transfer yapacağız açıklaması yapmıştı. Ama sezon 13 transferle kapatıldı. İnanılmaz bir sayıdan bahsediyoruz ve son maçtan sonra Abdullah Hoca yine söyledi. Transfere ihtiyacımız var ama oyun planını da değişmemiz gerekiyor dedi. Yani bir şekilde yine devre arası içinde transfer planlamasına girecek Trabzonspor. Ama burada en önemli detay şu. Bir yabancı oyuncu transferi yapabilmesi için Trabzonspor'un takımdan bir veya birden fazla oyuncunun gitmesi gerekiyor. Bir de buna Bruno Perez ekleniyor. Çünkü Abdullah Hoca Bruno Perez'i takımda tutmak istiyor. Dolayısıyla Bruno Perez'in lisansını aktif edebilmek için bile takımdan oyuncu göndermek gerekiyor ve burada çeşitli denklemler ortaya çıkıyor. Gianni Semedo, Arap Ligi takımlarının ilgisi var. Henüz bir resmi transfer boyutuna geçilmedi. Geçilirse muhtemel değerlendirme süreci ortaya çıkabilir. Yine Bakasetas'ın ismi anılıyor ama Siopis'in ismi de daha fazla.
tanınmaya başladı. Larsen Dünya Kupası'na gidecek Danimarka milli takımıyla ama geride kalan 13 maçlık süreçte çok bekleneni sergileyemedi. Onun ülkesinden ismi bazı takımlarla anılıyor. Dolayısıyla bazı yabancı oyuncuların ayrılması gerekecek. Ama şu an uzun bir süreç var ve bu resmi teklifler henüz gelmiş değil. Şunu daha sorayım Yunus Emre. Aklıma geldi. Unutmadan hemen sorayım. Virgül koyayım. Kusura bakma sözünü kestim. Vakayeme'nin pişman olduğu ve böyle acaba yeniden alsak mı gibilerinden konuşulduğu iddia ediliyor Trabzonspor için. Var mı böyle bir şey? Yok, Trabzonspor cephesinden kesinlikle böyle bir bilgi söz konusu ama zaten Vakayeme'yi şu an nasıl alacaksın? 3,5 milyon avro civarında bir para kazanıyor. Yani bırakın Trabzonspor'u, Türkiye'de hangi takım bu rakamları verebilir? Yani hiçbir takım veremez. Vakayeme de bu rakamları kolay kolay hiçbir yerden alamaz. O yüzden ne Vakayeme'nin geri döneceğini düşünüyorum. Ne de Trabzonspor'un bu tarz rakamları vererek oyuncuyu transfer edeceğini düşünüyorum. Bir de bonservis bedeli ödemek zorunda kalacaksın şu an. Transfer edersin. Hı-hı. Bu da ayrı bir para. Ama Vakayeme olsaydı, ben bir Vakayeme hayranıyım tabii. Şu an en az bir 10 skora katkısı var mıydı? Vardı yani. Onu da şimdi yok saymamak gerekiyor. Ama bu hocanın tercihi, oyuncunun maddi anlamdaki tercihi, yönetimin maddi anlamdaki kulüp içi dengeleri koruma çabası. Yani üç ayaklı bir saç ayaktan bahsediyoruz. Hepsinde belli belli nedenlerden oturmayan bir sistem. Diğer noktada Trabzonspor için Abdullah Hoca şöyle bir planlama yaptı. Şu an takım izinde, diğer takımlardan farklı biraz Trabzonspor'un kamp süreci planlaması. 21-27 Kasım tarihlerinde Trabzon'da başlayacak Trabzonspor. Ardından 28 Kasım 8 veya 9 Aralık tarihine kadar Antalya'da çalışacak ve ardından Trabzon'a dönecek. Sanırım diğer takımlar, tabii Sercan, Emre burada, onlar 15-18'ine kadar herhalde kamp uzatacak Antalya'da veya süreç öyle gözüküyor. Trabzonspor biraz daha diğer takımlara nazaran daha erken gidip daha erken Trabzon'a dönmeye çalışacak. Kamptaki en önemli artı Trabzonspor adına Edin Visca. Bugün kendisiyle de kısa görüşme yaptım. Kendisini en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Takım belki izinde ama Visca çalışıyor. En azından hazırlık maçlarında bir kendisini deneyecek ve geri dönüşü sağlanacak. Onun dışında zaten Dorukhan maalesef sol dizindeki ameliyat yerinde enfeksiyon oluştu. Tekrar evet. Ameliyat oldu ve sakatlık süreci 1,5 ay daha sarktı. Bu da sezonu kapattığı anlamına geliyor. Serkan Hasan yavaş yavaş idmanlara başlayacak. Onun dışında da bir eksik yok Trabzonspor'da. Peki şimdi az önce biz anket yaptık. Sana da sonda hızlı hızlı sorayım. Senin de fikrini merak ediyoruz tabii ki. Senin de katılmanı isterim. Herhalde izlemişsindir anketlerimizi. En iyi kaleci geride kalan haftalarda şu ana kadar kimdi sence? Sehiç ile Muslera arasında gidiyorum ama sanırım Muslera diyeceğim. Ama Sehiç'i de yok saymak istemiyorum açıkçası. O da çok aynen. İyi bir performans sergiledi bence. Defans. En iyi defans kimdi? Bizim adaylarımız. Francisco Calvo kim bulup getirdiyse valla tebrik etmek gerekiyor. İnanılmaz nokta atışı bir transfer. Peki orta saha Crespo, Torreira, Belhanda, Bakasetas ya da senin adayın kim? Bakasetas, çünkü sadece bu Trabzonspor adına değil bulunduğu bölgedeki bütün oyuncular arasında skor katkısı anlamında, takım oyun reytingleri anlamında en ciddi seviyede olan isim Bakasetas şu anda. Forvet, Valencia, Icardi, Weghorst, Wright ya da senin adayın? Valencia. Valencia. Yani inanılmaz bir çıkmış. Fenerbahçe'de oldu mu olacak mı, gitti mi gidiyor mu derken inanılmaz bir seviyeye ulaştı bence Valencia. Ama Icardi'den müthiş toparladı. Özellikle son maç harikaydı ya. Peki teknik direktör Jesus, Okan Buruk, Montella, Çağdaş Atan ya da senin adayın? Çağdaş Atan'a saygı duyuyorum çünkü çok kısıtlı bütçeyle bir şeyler başardı, ciddi şeyler başardı ama Jorge Jesus'un maç içerisinde yaptığı oyun değişiklikleri, formasyon değişiklikleri, sürekli oyuncuları hazır tutması bambaşka bir seviye. O yüzden Jorge Jesus diyeceğim.